Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Geçen derslerimizde diş morfolojisinden bahsettik. Bütün dişlerin tek tek morfolojileri, anatomileri incelemiştik. Şimdi dişleri oluşturan dokulardan bahsedeceğiz. Dişler hangi dokulardan oluşuyor biraz? Tabii bunlar daha detaylı aslında gelişim süreçleri hem histoloji hem biyoloji dersinde hem ilerideki sınıflardaki derslerimizde daha detaylı anlatılacak ama genel bilgi olması açısından kabataslak dişler hangi dokulardan oluşuyor? Bugün biraz bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi temel olarak bizim 4 tane dokumuz var dişleri oluşturan. Buradaki şekle baktığımız zaman aslında çok güzel detaylı bir şekil bu. Bir saniye. Evet. Şimdi diş temelde iki tane porsiyondan, iki parçadan oluşuyor. Bir tanesi ağız içinde yerini alan, asıl fonksiyonu gören, hani diş eteğinden buradan çıkarak ağız içine yerleşen ve fonksiyon gören kuron bölümü. Bir de alveol kemiğin içinde kalan ve dişlere ankraj, retansiyon destek sağlayan kök bölümü. Temelde iki tane bölümümüz var. Ve toplam bu kron ve kökü oluşturan 4 tane de dokumuz var. Farklı doku tipimiz var. Bunlardan birincisi kron, yani ağız içindeki kısmı örten mine dokusu. Burada görüyorsunuz en dışta. Bir de beyazla böyle temsil edilen doku ve kökü örten ve alveol kemiğiyle bağlantıyı sağlayan dentin sement dokusu var. Kök yüzeyini boylu boyunca örtüyor ve bunların içinde asıl yapıyı oluşturan burada daha koyu renkli çizgili çizgili görünen dentin dokusu var. Asıl yapıyı oluşturan doku da bu. Ve bütün bunların içinde dişin asıl canlı olan canlılığını büyük oranda temsil eden pulpa kısmı var. Bir sinir damar ağı bir paket şeklinde dişin içine yerleşmiş durumda pulpa dokusu da. Yine bizi ilgilendiren diş harici çevre dokularda diş eti var. Bu da pembeyle gördüğünüz kısım. Şurada nokta nokta delikli gibi gördüğünüz alveol kemiği, kökün içinde bulunduğu alveol kemiği ve arada yine böyle diş eti gibi pembe renklendirilmiş periyodontal ligament var. Periyodontal ligament kemik ile sement dokusu arasında kökü kemiğe bağlayan son derece sıkı liflerden oluşmuş dişin fonksiyon esnasında yerinde durmasını sağlayan ve bir sürü başka da özelliği olan bir özelleşmiş doku periyodontal ligament. Yani toplamda dediğimiz gibi dişi oluşturan mine, dentin, sement, pulpa ve yine çevre dokular olarak diş eti, alveol kemiği ve periyodontal ligament bizi ilgilendiren küçük bir alanda sıkışmış, çok özelleşmiş dokular. Şimdi öncelikle kuruğun kısmını örten mine dokusuna baktığımız zaman diş dokusunu örten koruyucu bir doku mine ve son derece sıkı bir malzeme. Kalınlığı her yerde aynı değil. Yine üstteki şeye doğru gideceğim. Resme doğru gideceğim. Bakın burada özellikle fonksiyon gören kısımlarda yani oklüzal yüzeyde veya kesici dişlerin, anterior dişlerin insizal yüzeylerinde minenin kalınlığı daha fazla. Özellikle kolyeye doğru gittikçe, sement sınırına doğru, servikale doğru gittikçe minenin kalınlığı giderek azalıyor. Bu bölgede daha ince, oklüzal yüzeyde daha kalın, fonksiyon gören bölgelerde daha kalın mine dokusu. Yapısında çok yüksek miktarda mineral tuzlar var ve kristalize bir malzeme bu. Yüksek oranda inorganik materyal içeren ve kristal dizilimine sahip. Son derece sıkı bir malzeme. İnsan vücudundaki en sert kalsifiye doku. Kalsifiye dokulardan bahsederken insan vücudunda ne var? İşte bizim diş dokularımız var. Mine, sement, dentin. Ve bir de yine iskelet sistemini oluşturan kemik dokusu var. Kemik dokusu da kalsifiye bir doku. Tüm bunların içinde en yüksek oranda inorganik malzeme içeren en sert, en dayanıklı, en sıkı doku mine dokusu. İnsan vücudundaki en sağlam doku. Yani bu özel yapısı
nedeniyle ve sertliği nedeniyle son derece sıkı bir malzeme. Ama ancak elastikiyeti yok. Yani bunun şunun gibi düşünebiliriz. Kırılgan bir malzeme bu. Bir malzemenin evet. Bir malzemenin kırılgan olmasıyla dirençli, dayanıklı olması birbirleriyle çelişen bir şey. Özellikler değil. Maddeler bilgisi dersinden hatırlayın lütfen. Malzemelerin elastik modülleri vardı. Elastik modülü yüksek malzeme daha fazla böyle eğilip bükülebilen daha elastik malzeme. Ama rigid materyaller, kırılgan materyaller son derece dirençli, dik bir stres strain eğrisine sahip. Hem dirençli hem kırılgan olabiliyor. Yani demirle çelik gibi düşünebilirsiniz. Demir çelikten daha yumuşak bir malzemedir. Daha az dayanıklıdır. Eğilir, bükülür. Yani bir miktar deforme olur. Elastik sınırlar dahilinde, bazen plastik sınır dahilinde hatta deforme olur. Ama kırılıp kopmaz. Çelik daha sert, daha dayanıklı bir malzeme olmasına rağmen elastik modülüsü yüksektir. O yüzden çok da şey yapmaz, hani eğilmez, bükülmez şeyler, nedir o çelik malzeme. Dayanıklıdır ama eğip bükmek isterseniz elastikiyeti düşüktür. Kırılır. Kırılganlar demire göre. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Mine de sıkı bir doku ama elastikiyeti yok. Kırılgan. Yani yaparsa limitini aşarsa elastik limitini kırılan bir malzeme. Yine son derece sıkı inorganik materyal dolu bir malzeme olmasına rağmen, doku olmasına rağmen yine semi permeabil, yani yarı geçirgen bir malzeme, iyon geçişlerine özellikle izin veriyor. Burada yarı geçirgen bir zar gibi davranıyor diyor. İyon geçişi nedir? İşte mineyi oluşturan inorganik malzeme, bütün aslında kalsifiye dokularımızı oluşturan inorganik malzeme kalsiyum hidroksiapatit. Mine de hani yapısında bir hücre yoktur minenin. Hücresizdir. Çok az bir organik malzeme içerir ama yine de bir miktar geçirgen zar gibi davranır. Kalsiyum iyonlarının çözülüp mine yapısından uzaklaşmasına veya ağzınıza çok iyi baktığınızda, dişlerinizi iyi fırçaladığınızda da yine kalsiyumun gelip minenin üzerine çökelmesine, tekrar o bölgeleri tamir etmesine izin verir. Ne demiştik geçen derslerde? Ne yersen ya asit yapar ağzında. Bu asitler dişi çürütür, falım yoksa yanında demiştik. Bu çürük mekanizması mine yüzeyinden asitlik nedeniyle kalsiyum iyonlarının ağız içine geçişi veya iyi bakım olduğunda da orada zayıflamış olan, kalsiyumu kaybetmiş olan minenin de tekrar kalsiyum çökelmesine izin verip, kalsiyum geçişine izin verip remineralize olması süreci minede görülen bir süreç. Bu yarı geçirgen ifadesi de onu ifade ediyor. Şimdi mine çok yüksek oranda inorganik materyal içeren bir malzeme olduğu için kendi rengi vardır. Özellikle kendi rengi vardır diyemeyiz. Daha çok böyle bir buzlu cam görünümündedir mine tek başınayken. Dişlerin rengini oluşturan şey aslında dentindir. Yani translüsent, ışık geçirme, yüksek oranda ışık geçirilmesine izin veren mine dokusu nedeniyle asıl dişlerin rengi daha altta olan, minenin altında bulunan dentinin renginin ancak mine yüzeyine çıkması, aşağıdan yukarıya yansıması nedeniyle oluşur. Bu yüzden de servikal bölgede daha ince olan mine, dentin renginin daha fazla dışarıya çıkmasına, görünür hale gelmesine izin verir. Bu yüzden de dişlere baktığımız zaman insizel bölgelerde, oklüzel bölgelerde, minenin kalın olduğu yerlerde birazcık daha grimsi, mavimsi, hani translüsent mine yapısı renk açısından daha öne çıkarken servikalde minenin iyice inceldiği bölgelerde dentinin rengi, baskın karakter daha çok ortaya çıkar. O yüzden dişler insizelden servikale veya oklüzelden servikale doğru daha fazla sararıyorlarmış gibi görünürler. Aslında dentinin rengi aynıdır. Birçok yerde eğer bir anormallik yoksa, ama mine inceldiği için dentin rengi daha baskınlaşır, daha fazla ortaya çıkar ve servikale doğru dişlerin renkleri daha koyu görünmüş olur bu şekilde. Minenin kimyasal yapısına baktığımız zaman %96 inorganik materyalden oluşuyor. Çok yüksek oranda %96, %97 oranında inorganik materyal, kalsiyum hidroksiapatit
kristallerinden oluşuyor. %4 kadar da organik madde ve su içeriyor. Çok az yine bir su içeriği var. Yani şuradaki şeye baktığımız zaman Mine'nin bu mikroskobik yapısının bir şematik gösterimi. Burada şu gördüğünüz kristaller var aslında anahtar deliği şeklinde. Özür diliyorum. Evet devam ediyoruz. Çocukları kontrol altına alma çabaları. Evet Mine prizmalarından oluşuyor Mine. Bu şekilde yani işte balık görüntüsü gibi balık kraken veya anahtar deliği diye daha çok tabir edilen, tarif edilen Mine prizmalarından oluşuyor Mine. Bunlar böyle birbirlerine anahtar kilit gibi geçiyorlar. Ve bu her bir prizmanın dışında çok ince bir kılıf var. Bu kılıfa da interprizmatik madde diyoruz. İşte çok az bir kısmını oluşturan organik yapı mine prizmalarının etrafındaki bu kılıf. Yani %4'ün içindeki su ve organik madde demiştik. Bu kılıf çok ince bir kılıf. Bütün mine prizmalarının dış sınırında bulunuyor ve organik maya yapıyor, oluşturuyor. İçi tamamen inorganik malzemeyle dolu ve böyle anahtar kilit modeli gibi anahtar deliği gibi birbirlerine sıkıca geçen mine prizmaları mine çubuklarından oluşuyor mine. Mine çubukları bunlar mine dentin sınırından mine yüzeyine doğru yani dişin dış yüzeyine doğru uzanıyorlar. Ve şuradaki görüntüye baktığımız zaman aslında burada şu gördüğünüz grimsi çizgiler mine çubuklarının prizmalarının uzanma yönünü temsil ediyor gibi aslında. Dentinle mine sınırından yüzeye doğru, mine yüzeyine doğru. Oklüzelde bakın dik ama yan yüzeylerde, mezyelde, distalde yatay yönde uzanan mine prizmaları bunlar. Bu bizim için niye önemli? Özellikle preparasyon yaparken, yani bir kavite açarken, dolgu kavitesi açarken özellikle mine prizmalarının yönlerini gözetmemiz gerekiyor. Dayanıklılığı için geriye kalan minenin bu da size daha sonra detaylıca anlatılacak. Minenin mikroskobik yapısına baktığımız zaman bakın burada açık koyu açık koyu alanlar böyle koyu çizgiler şeklinde çizgiler görüyoruz. Burada birazcık daha belirgin. Şu aralarda bakın daha koyu daha koyu çizgi şeklinde alanlar görüyoruz. Bu alanlara Retrius çizgileri diyoruz. Peki bu Retrius çizgiler nedir? Mine'nin apozisyonu sırasında. Yani apozisyon ne demek? Yapımı. Üst üste tabakalanarak yapım demek. Kemik de apozisyonla, mine de dentin de apozisyonla yapılan yapılar. Bunun karşılığı tersi de rezorpsiyon. Özellikle kemikte falan hani ileri yaşlarda oluşan poroziteler, boşluklar, kemiğin erimesi gibi dur şeye de bir mekanizmaya da rezorpsiyon erime diyoruz. Apozisyon yapım, rezorpsiyon kaybetme, eriyerek kaybetme anlamında. Bu Retrius çizgileri minenin apozisyonu sırasında tabaka 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 eklenerek oluşmasını gösteren çizgiler. Aslında hani bir şey vardır ağacı kesince halka 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 yaşını belirlemek için katları vardır. Ona benzer şekilde Retrius çizgileri de Mine'nin tabaka tabaka yapılma geçmişini bize gösteriyorlar mikroskobik anlamda. Ve biz bu tabakaları incelerken bir kişinin çekilmiş bir dişini kesip bu tabakaları incelediğimiz zaman bazen burada Mine yapımı esnasında yaşanan zorlukları, sapkınlıkları, hipermineralizasyon, hipomineralizasyon burada bir mesela kişi bir ateşli hastalık zor bir süreç geçirdiyse orada bir defektli durum oluşabiliyor. Yani dışarıdan içeriye doğru kişinin yaşam sürecinde karşılaştığı durumlarla ilgili izleri Mine'deki bu şeyleri, tabakaların, çizgilerin
şekillerini sürerek geri geçmişe dönük olarak izleyebiliyoruz. Yine kalsifikasyon ritmini ve aksamaları bu çizgilerden takip ederek anlayabiliyoruz. Şimdi burada baktığımız zaman başka bir mikroskobik görüntüde burada A kısım, en içeride kalan A ile ifade edilen kısım dentin, minenin altında kalan kısım. Dentin ile mine sınırında hemen dentin mine hattında manto dentini dediğimiz mine ile hemen komşuluktaki özel bir dentin yapısı var. Dentini anlatırken biraz daha bahsedeceğiz. Pardon, düzeltiyorum. Yani dentinden mineye geçişte mine ile temasta olan hemen bu kısımda manto dentini var. Ve şu gördüğünüz çizgi mikroskobik olarak dentin ile minenin birleşim hattı ve buralarda şeyin içinde, minenin içinde bakın böyle resyus çizgilerini gayet belirgin bir şekilde görebiliyoruz. Minenin dış tabakasında sürme esnasında minenin üzerini kaplayan ince bir kılıf var. Bir membran, bir zar şeklinde naçmik membranı. Özellikle sürme sürecinde iş gören bir membran. Hani sürekli dişlerin özellikle süt dişlerinin yerine geldiği dönemde o kemiğin içinden ilerleyip ağız içine sürülen dönemde minenin üstünü kaplıyor. Bu kılıf çok ince bir tabaka ve aşınma nedeniyle hemen kısa sürede diş sürdükten ve oklüzyona geldikten, iş görmeye başladıktan sonra kısa süre içinde naçmik membranı yok olup gidiyor. Klinik açıdan mine çubuklarının, prizmalarının yönü önemli. Kavite preparasyonu önemli. Yani bir çürük dokuyu uzaklaştırıp edeceksek mine çubuklarının preparasyonu. Şu anda devam edebiliyor muyuz? Bir kesinti oldu, bir koptuk, bağlandık gibi ama. Evet, tamam. İnşallah toplantıda kaydediliyordur sanıyorum. Kaydedilmeye devam ediyor. Evet. Tekrar dönelim. Evet. Naçmik membranından bahsetmiştik. Evet. Mine çubuklarının yönü dikkate alınarak preparasyon yapılmalı. Özellikle hani çubukların altına uyup sarkık mine bırakılmaması gerekir. Yoksa restoratif olarak sıkıntılı durumlar oluşabilir. Kopmalar, sızıntılar filan olabilir. Bunlar size detaylı olarak özellikle restoratif dersinde anlatılacak. Mine prizmalarının yönü nasıl dikkate alınarak nasıl preparasyon hazırlanır kavitede anlatılacak. Onun dışında flor uygulamadan bahsetmiştik. Özellikle cam yönemer simanlardan bahsederken dedik ki işte cam yönemer simanın yapısındaki flor çürüğe karşı direnç sağlar. Flor deşarjı ve şarjı oluşur ağız içindeki şeylerle, değişimlerle demiştik. Orada pardon bahsetmiştik. Flor özellikle hidroksiapatitin yapısına girerek daha güçlü, daha çürüğe dirençli bir mineralize yapı oluşturuyordu. Bunun için bizim kullandığımız, temel kullandığımız preparat da sodyum florür. Sodyum florür uygulaması yapıldığı zaman mine yapısına girerek buradaki flor çürük oranını, çürük riskini %40 azaltıyormuş arkadaşlar. Bu yüzden de bazı ülkelerde özellikle tüm toplumun içtiği suyu florlamak değil de daha çok okul sularının florlanması şeklinde, okullarda içilen suyun florlanması şeklinde gelişim dönemindeki çocuklara flor desteği verilebiliyor. Ve öncesinde ve sonrasında flor desteği vermenin öncesinde ve sonrasında araştırıldığı zaman, bakıldığı zaman çürük görülme sıklığının
%65 azalttığını tespit etmişler daha önce yapılan çalışmalarda araştırmacılar. Buradaki temel sebep sodyum flor uygulamasının minenin asitte çözünmesini azaltması. Sodyum flor uygulaması buradaki florun minenin yapısına kalsiyum hidroksiapatit yapısına girerek florapatit oluşturması ve bunun minenin asitte çözünme riskini azaltması, daha dirençli bir yapı oluşturması olarak açıklanıyor. Şimdi minenin de gelişim sürecinde burada gördüğünüz gibi farklı problemler oluşabiliyor. Eğer minenin matris formasyonu fazında bir bozukluk olursa mine hipopolazisi oluşuyor. Böyle delikli, bozuk bir mine oluşuyor. Bazen hatta şuralarda görüldüğü gibi şu özellikle vakada sadece burada kas tepelerinde çok ufacık bir parça mine oluşup tamamen oluşmaması söz konusu olabiliyor. Bununla ilgili bir takım farklı problematik süreçler var. Bakın burada immature diyor ve mature animal diyor. Bu doymuş, mineralize olmuş, gayet iyi mineralize olmuş mineyi bahsederken şurada gördüğünüz pembe defekler doymamış defekler olarak kalabiliyor. Daha ağır şekli de bu şekilde. Bu normali tamamen doygunluğa ulaşmış mine. Bazen böyle yüzeylerde, servikal bölgelerde filan duraklamalar, bozulmalar olabiliyor. Bunun belli sebepleri olabilir. Veya tamamen bazı sendromlar var. Amelogenesis imperfecta dediğimiz mesela bir kalıtsal geçişli hastalık var. Özellikle mineyi etkiler. Neredeyse dişlerde hiç mine oluşmaz bazı vakalarda. Şurada gördüğünüz gibi tamamen dentinin oluştuğu, minenin oluşamadığı durumlar olabiliyor. Bunlar anormallikler. Mine hipoplazisi yani minenin gelişiminde bir bozukluk. Sistemik bir nedenle olabilir, lokal olarak olabilir veya genetik olarak olabilir. Sistemik nedenlerde mesela beslenme bozukluklarında yeterince vitamin alamama, A vitamini gibi eksikliklerde ciddi hani kıtlık noktasında beslenme bozukluğu olduğunda bu tip hipoplazik durumlar beslenme bozukluğuna bağlı olarak oluşabiliyor. Yine salgı bezleriyle ilgili olarak insan vücudunun fonksiyonu, metabolizması ile ilgili bozukluklar varsa yine mine hipoplazisiyle sonuçlanabiliyor bu tip problemler. Veya kimyasal entoksikasyonlar yani vücuda giren, aşırı miktarda giren zehirler filan nedeniyle olabiliyor. Tabii ki birçok malzeme hani düşük dozda ilaç olsa bile yüksek dozda zehirdir biliyorsunuz. Birçok malzemenin toksik etkisi biraz doza da bağlıdır. Mesela biz düşük dozda floru dişleri çürüğe karşı korumak, mineyi güçlendirmek için kullanıyoruz. Aslında işte sodyum florürün lokal uygulamalarıyla bazen işte gelişim sürecinde gerçekten kontrollü dozlarda içme suyuna katarak sistemik olarak da uygulayabiliyoruz. Ama bazı bölgelerde doğal olarak hani o bölgenin yapısından işte coğrafi özelliklerinden dolayı içme suları çok aşırı florlu olabiliyor. Yani o bölgede flor çok fazla oluyor doğada ve yeraltı suları da aşırı florlu olabiliyor. Böyle bir durumda aşırı doz mesela flor alındığında da neredeyse zehirli dozda bütün sert dokuların, kalsifiye dokuların, kemik de dahil olmak üzere yapısını bozacak kadar flor birikimi sert dokularda ulaşabiliyor. Biz de buna floroz istiyoruz. Mesela bizim ülkemizde hep söylenir, hani tipik olarak Isparta'nın belli bir bölgesinde flor oranı içme sularında çok yüksekti geçmişte. Mesela onunla ilgili florozis vakaları o bölgede daha fazla görünüyordu. Yine böyle bilinen birkaç farklı bölge var. Onlar artık biliniyor. Tabii içme suları filan da daha kontrollü hale getiriliyor. Bu işin servis sağlayıcıları tarafından işte neyse oranın belediyesi, sular idaresi tarafından. Florozis kemikte densite artması, yoğunluğun artması, dişlerde hipoplazi ve flor birikimine bağlı renk değişiklikleri neredeyse işte turuncu kahverengiye kadar giden dişlerle sonuçlanabiliyor. Matürasyon yani doyma, mineralizasyon, mine dokusunun üzerine inorganik malzemenin birikmesiyle alakalı.
Bundan organik önce organik kısım yapılıyor, sonra üstünde mineralizasyon oluşuyor arkadaşlar. Maturasyonda doyma, olgunlaşma anlamında mineralizasyonda eş anlamlı olarak kullanılıyor. Florazis mine hipoklasifikasyonuyla sonuçlanıyor. Minenin morfolojisinin normal klasifikasyonu bozuk. Nedeni maturasyon problemleri, mineralizasyon problemleri olduğu zaman minenin hipoklasifikasyonu söz konusu oluyor. Yani şekli tamam görünüyor ama morfolojisi normal görünüyor ama klasifikasyonu bozuk, kalitesi düşük. Neden olabiliyor? Maturasyon problemleri. Bunlar da yine sistemik, lokal veya genetik olabiliyor. D vitamini eksikliği mesela hipomineralizasyondan ziyade A vitamininde hipomineralizasyon oluşuyordu. D vitamini eksikliğinde mesela maturasyon problemi, mineralizasyon problemi oluşabiliyor. Böyle bir durumda dişler hani normal şekilde görünse de renk itibariyle filan mineralizasyon problemleri kendini gösterir mutlaka. Ama kısa sürede renk değişikliğine uğrayan, aşınan, dişin küçülmesine neden olan, dişin hassas hale gelmesine neden olan bir bozuk mine tabakasından bahsediyoruz. Maturasyon bozukluğu söz konusu olursa. Burada bakın mesela dişin yapısına baktığımızda şurada dış tabakada mine var. Ortadaki daha koyu tabaka dentin. Bu fazlaca aşınmış dişler var burada. Yine burada dış tabakada mineyi, ortada daha koyu dentini görüyoruz. Mine burada biraz zayıf olduğu için muhtemelen hızlıca aşınmış ve dentin ortaya çıkmış. Bu görüntü arkadaşlar ileri yaşlardaki insanlarda da ortaya çıkabilir. Genç yaşlarda çok gördüğümüz bir şey değil. Bazen çok aşırı diş sıkma, gıcırdatma alışkanlığına bağlı olarak aşınmalar olabilir ama bu aşınmalar dediğim gibi yine daha çok ileri yaşlarda görünür. Gençlerde bu tip görüntü çoğunlukla minenin kalitesiyle ilgili bir problem olduğuna işaret eder. Yine burada da bakın şeylerimiz var. Yine minede küçük küçük delikler şeklinde defeklerimiz var. Yine bu minenin yapımındaki bozuklukla alakalı bir durum. Şu durumu görmek çok nadir değil. Birçok hastada karşılaştığımız bir durum açıkçası. Yani bunu herkes zaman zaman klinik yapan herkes görecektir. Bugünkü dersimiz bu kadar olsun. 40 dakika mineyi anlatmış olalım. Online yaptığımız ilk ders herkes için de bir tecrübe olsun. Sonrasında dentin, sement ve pulpa dokusunu anlatarak devam edeceğiz. Maddeler bilgisi dersini de bir seksiyonu anlatıp bu şekilde kayıt alacağım. Diğer seksiyonun da offline izlemesini düşünüyoruz. Onun dışında arkadaşlar pratik demolarınıza bir şekilde erişim sağlamaya çalışacağız. Oradan demolarınızı izleyip sabun işlerinizi, yontu işlerinizin devam etmesini planlıyoruz bir şekilde. Kimse dışarı çıkmasın. Sabunu yapacağız. Sabun tozuyla da elimizi yıkayacağız. En az 20 saniye yıkayacağız. Herkes sık olsun, işine gücüne bakmaya devam etsin lütfen. Kimse de dışarı çıkmasın. Eksik notlarla ilgili bugüne kadar yaptığımız derslerin eksik notlarını yükleyeceğiz. Ayrıca bugünkü dersleri de UBİS'e atacağım. Hani bu diş dokularıyla ilgili bunların sunumları da UBİS'e atacağım. İşte bir şekilde pratik derse de erişim sağlamaya çalışacağız. Muhammed sınıf başkanı bana şeyi atacak. Eksik olan notları bugüne kadar yüklemediklerimizi bana bildirecek maille. Ben de UBİS'e onları yükleyeceğim. Evet, sorusu olan var mı? Herkes süper anladı mı? Tamam. Hadi bakalım göreceğiz ama Tuğçe var nasıl olacak? Yazın pratik yapacak mı bilmiyorum arkadaşlar. Bununla ilgili hiçbir şey daha konuşulmadı. Ama buna bir sürü insan kafa yoruyordur şu anda. Bütün üniversitelerde böyle bir sıkıntı var. Yani bir kafa yorulacak, bir şey ortaya çıkacak demek ki diye tahmin ediyorum. Ama bir fikrim yok.
duyurulacaktır. Sabırlı olmaktan başka yapacağımız bir şey yok. Çünkü sürecin ne kadar süreceği de belli değil. O yüzden ben de bilemiyorum. Demoların videolarını yükleyecek miyim? Demoların videolarına bir şekilde erişim sağlamaya çalışıyoruz. Fena çiçek topaç. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dışarı çıkmayın. Evden çıkmayın lütfen. Tamam. Ellerimizi yıkıyoruz. En az 20 saniye. Kimse ağzıyla burnunu oynamasın. Hoşçakalın.